Merhabalar, Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde evimi tamamlamıştım. Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum. Uncle'la gidip konuşmam lazım anlaşılan. Uncle mı lan o? Bir saniye. Şuna yes diyelim. Gel bakalım. Loran değilsin sen. Adını da bilmiyorum atın ama. Şu at Tony'yi falan almam lazım bu arada ya. Atın enerjisini doldurmaya yarayacak. İşime yarardı. Bu bölüm ne yapacağız? Dediğim gibi bilmiyorum. Uncle'la bir konuşmam lazım. Bakalım ne istiyor bizden yine. Keyfin yerinde mi? Sadece bir kereliğine seni çalışırken bulmak istiyorum diyor da. Reenkarnasyona inanıyor mu diyor da. Hayır dedi John'dan. Genç olarak geleceğim diyordu. Tabii, kesin öyle olursun birader. Tehlikeli bir durumdaymış da hayati bir durumdaymış aslında hastalığından bahsederek diyor bunu sanırım da. So cows, sheep, goats. Goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. Keçileri sevmezmiş. Yeterince de inek görmüş. O halde koyun. Ev gibi aynı şekilde ahır da almamızı istiyor. Hazır kesilmiş. Arkadaş, ben Red Dead Redemption'ı bırakıp çiftlik kurma oyununa mı başladım nedir anlamadım ki. Gidip alalım yapalım o zaman şu işi de kurtulalım yani. Blackwater'a gitmemizi istiyor. Gidelim madem. Bir an önce halledersek benim için de iyi olur bu arada. Uğraşmak istemiyorum çünkü daha fazla bu saçma görevlerle. Saçma değildir elbette de çok ilgimi çekmeyen görevler. Şuradan geç ya ne uğraşıyorum. Hadi be gel artık. Sen yıkmamışsındır umarım orayı. Ya hadi be amca yürü ya. Tekrar soyulmana izin veremem diyor da. Anlaşma yapmak için birisine ihtiyacın var diyor. Hani işte bizi kazıklamamaları için sanırım. İhtiyacın olan tüm yardım bende diyor da. Bunlar çok ilgimi çekmiyor biliyorsunuz değil mi? Benim şu an tek umurumda olan şey Micah ve onun nerede olduğu. Bir an önce bulursam güzel olur. Yoksa bu çiftlikmiş, Abigail'miş, John'muş şu an zerre umurumda değiller. Özellikle şu Uncle falan. Bana Micah'ın yerini söyleyin gidip kafasına sıkayım ve kurtulalım. Yani oyunu bitireceğim Micah'ı öldürdüğüm zaman. Öldürürsek tabii. Bulursam tabi yani Micah'ı öldüreceğiz belli o zaten. Çok fazla arada sözü geçti Micah'ın nerede olduğunu falan. Sedi biliyordur büyük ihtimalle ya da arıyordur nerede olduğunu da. Bakalım bulacağız bulacağız. Umarım buluruz. Yani John'un görevleri bittiğinde bakacağız. Emily. İyiyim de kardeş. Çiftliğe ihtiyacımız var. Ahıra daha doğrusu. Hayvan çiftliği yapacağız biz burada ya. Ne güzel. Göndereceklermiş şeyleri. Bunu nasıl ödeyeceğiz peki?
I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very... Bu adam bayağı sinir bozucu diyor. Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. John! No, Sadie. Is that Sadie Adler? Ne yapıyorsun? Hey. John, how are you? Fena değiliz. Nice to see you. Amcayı çok görmezden geldi. İş var mı? Baya para ihtiyacımız var. Savaşa dövüşe hazır mısın? Ama biraz da tehlikeliymiş. Baya tehlikeliymiş de. E gidelim o zaman. Kapa çeneni be adam. Hadi gidelim Sadie. Ne güzel, orayı biliyormuşuz. Nereden biliyoruz bilmiyorum ama Painted Sky denen yere gitmem gerekiyor. Bayağı tehlikeli bir iç. İçmiş ama hallederiz ya, sıkıntı değil. Bir an önce halletsek güzel olur. Ama şu horse tonic monik bir şeyler alsak onlardan iyiydi ya. Pekala. Bahsettiği elemanı yakalayacağız belli ki. Tehlikeli bir eleman. Kimmiş bu ödül peki? Roman Cortez. De Lobo ekibiyle çalışıyormuş herhalde. Meksikalılar mı? Bazıları Kaliforniyalıymış. Bazıları normal Amerikalıymış. İlginç bir birlik sanırım bunlar. Dost canlılardır. Yakıyorlarmış, çalıyorlar, çalmıyorlar bu arada, öldürüyorlarmış. Pekala. Fark etmez Zeydi, kafalarına bir mermi sıktığımızda her şey yoluna girer. Bu işler çok ilgimi çekmiyor gerçekten de, mecbur yapacağız artık ya. Pek çok tanrısı değil bu Skinner Brother'lar. Ha, baya kötü öldü bu arada. Baya kötü şeyler yapılıyormuş bu Skinner Brother'lar. Kurbanlarına diyeyim. Ama gelsiklerinde onlara göstereceğim. Bu kadının sesi niye bu kadar cırtlak çıkıyor ya? İlginç bir sesi var. Charles'la birlikte yaptık. Uncle da işte söylendi boyuna. Aynen, kendi evime sahibim de. İyi yer Sadie. Yani gelip görmen lazım diyor. Çalışanım. Banka öyle söylüyormuş pekala. İyi bir çocuk ol ve bu bounty'yi benim için al diyor. Elbette hanımefendi, elbette. Emriniz olur. Para ihtiyacımız var zaten. Alırız bounty'yi, sıkıntı yok. Ölü mü ama diri mi? Onu söylemen lazım bana. O ayrıntıyı vermesi lazım. Çünkü... Sadie hadi be. Takıldı mı bu, ne oldu? Ne yapıyorsun ya? Bug'a mı girdi? Hadi Sadie, atı düz süreceksin Sadie. Yapabilirsin Sadie.
Bu nasıl bir at sürmektir yani? Atı yine mi değiştirdin sen ya? Ha yok, değiştirmemiş, tamam. Devam edelim. Daha şimdiden 10 dakika olmuş bile. Biraz hızlanalım artık ya. Burası mıymış Painted Sky? Roman Cortez, umarım burada olursun. Tamam. Çiftlik diyorum. Ahırı ben şey yapacağım. Tekmeleyelim. Ha. Sal beni be. Roman Cortez sen misin? Kardeş, adamı hasta etme. Aldım. Sanırım bu Roman Cortez. Yapıştırı güzel. Oymuş. Kolay oldu bu. Şerife götürelim. Hocam bana sürdürtme atı lütfen, sinematik girsin. Rose mu? Rose'a mı gidiyoruz? Orada çok sevilmiyordum ben de. En azından Arthur olarak. Bounty'den daha iyi bir para verilmiş eğer beni işte bizim elemanların oraya götürürsen diyor da. Kapa çeneni dedi Sayıdı kısacası. Rose'a güzel sinematikle gideceğiz. Fena değil, fena değil. Uğraştırmadı beni. Uğraştırmıyor fark ettiyseniz. Normalde uğraştırıyoruz da. Fast travel yapamadığım için aslında yapabiliyormuş o zaman. Ben tüm oyunu at sürerek geçirdim ya. 60 saat oynamışım şu ana kadar. 60-70 saat civarı. Yarısı at sürerken geçti büyük ihtimalle. Neyse, devam edelim. Çekil önümden birader ya. Ve bir zahmet. Şerif, buradaki şerif Grey'lerindi herhalde. Onu öldürdüğümüzde şey olmuştur herhalde artık. Başka bir şerif atanmıştır buraya, bilmiyorum artık. Şerifler atanıyor mu birisi tarafından ama. İlla atanıyordur herhalde. Ya da seçiliyordur. Kapa çeneni be. 200, 300. Ramon Cortez getirdik sana. Nasıl oldu bu? Pislik içinde saklanırken bulduk onu. İyiymiş. Ne kadar istiyorsun? Beni özgür bırakana 2000 dolar veririm diyor da. Onu Saint Denis'e götürüp asacaklarmış. Oturun diyor. Benim adamlar gelene kadar onu muhafaza etmemde yardımcı olun diyor. Yıllarını harcamış da. İyi bir iş çıkardın mı peki? Burada olduğuna göre iyi bir iş çıkarmıştır herhalde. Ama bu kasaba hiç gelişmemiş. İnsan bir iki tane daha ev dikerdi ya. O kadar yıl sonra. Hala aynı yani. Kasaba genişletilirdi, ne bileyim. Hala olduğu gibi kalıyor. Senin elemanlar gelmedi mi hala ya? Sabaha kadar bu adamı mı bekleyeceğiz? Birileri geldi. Ama çalan müziğe bakılırsa bu elemanlar iyi değil. Şerif Thomas. Arkadaşlarımızı geri istiyoruz diyor da. 10 saniyen var diyor. Hepinizi öldürmeden önce. Amak olmayın diyor da. Burası iyi bir şehir artık. Pekala. Ya bu Rose da niye her seferinde birilerini öldürüyorum ben? Kim olduğum fark etmiyor. Arthur, John.
Üzgünüm şerif, ateş etmek zorundayım ama. Ne kadar kalabalık bunlar ya. Kay gel buraya. Şıkşığımı verir misin bana? Teşekkürler. Tamam. 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 Kaybol birader. Korkup kaçıyorlarmış da. Kaçmalarına izin vermeyeceğim tabii ki de. Kardeş. Senin kafanı dağıtmam lazım. Fena değil. Kaçıyor bu. Ama kaçamazsın. Ne patladı lan? Bir şey patladı ama. Aa, dinamitlediler mi lan? Şaka mısın ya? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. İki katını vermen lazım. Hmm. 75. I can't go higher. 75 dolar daha verecekmiş. Let's go. Jim Milton. Gidelim. Sadie Adler. Adamı getirirsem 75 dolar fazladan verecek. Çok az ama bu ya. Bu nasıl iki katını falan veririm demesi lazım. Başlayalım. Ya bir saniye bekler misin beni? Bir saniyeni rica edeceğim. Abicim kimse bakmıyor mu bu dükkana ya? At Tony'yi alacaktım ama. Neyse. Lan. At nereye kayboluyorsun ya? Islık çalamıyorum. Gel buraya, nereye gidiyorsun ya? Atın enerjisini yenilemem lazım da. Neyse. Hmm. Biraz boşa beklemiş olduk. Hoşuma gitmedi bu ya. Ona güvenebileceğimizi biliyor mu acaba? İnanıyor musun buna? Hmm, fena bir adam değilmiş de. Onunla birlikte geleceğiz. Merak etme diyor da John işte bu Cortez'i yakalayıp. Ne enteresandı gerçekten. Hmm. Yani 200 dolar veren şeriften ziyade 2000 dolar veren elemanı tercih etsek daha iyi diyor John burada. Hani onu serbest bırakıp parasını alsak daha iyi diyor da. Ben o parayı vereceğini çok sanmıyorum. Biraz akıllı olman lazım burada. Adamı özgür bıraktığımız zaman bizim kafamızdan vururlardı büyük ihtimalle. Tabi tabi düzgün iş için bir reputation'ı varmış SD ablan. Yani saygınlığı var herhalde. Onu bozmak istemiyor. Eğer işte ödül yüksekse kafasındaki elemanların onun o kadar yüksek olmasının bir sebebi vardır illaki diyorsaydı de evet yani mantıken aşağıdalar. Ya dalalım direkt ya ne uğraşıyoruz. Ben o zaman dalardım direkt. Daha Sadie ablayı dinleyelim.
Bana Mike'ın yerini de söyler misin acaba? Ya dalacağız at tarafı Seydi ya. Mount your horse mu? Fazla uğraşmaya gerek yok Seydi alır. Her zamanki senin yaptığın saçma planlardan devam edelim işte. Dalalım bodoslama. Ne zamandan beri böyle planlar yapmaya başladın sen? They must be camping down there. Why they hanging around? Probably waiting for a boat. Bot bekliyorlarmış anlaşılan, tekne yani. Ne yapıyoruz şimdi? Onu gidip alacağım. Sen mi? Aynen. Sadece beni arkamı kollayacaksın diyor da. O kadar da zorlu görünmüyorlar. Zaten çoğu uyuyor. Emin misin? Çok iyi, çok doğru görünmüyor da. Bu benim şovum, John Marston. Sadece dediğimi yap ve iyi ateş et diyor. Emredersiniz, emredersiniz. Madem öyle. Kime ateş etmemi istersin mesela? Hepsini uyandır zaten. Elimden geleni yapıyorum Seydi Adler. Kayanın arkasında. O ne vurdum lan, yok oldu herif. Sen ölmedin galiba. Başka nerede var? Tamam, ölmedi ama Seydi Adler orada. Vuramadım. Tamam, vurdum şimdi. Başka nerede var acaba? Ben mi göremiyorum? Köprünün üzerinde falan mı, nedir? Göremiyorum. Ha, buradaymış. Tamamdır bu da. Başka kalmadı herhalde. Sen nereye bakıyorsun Seydi ya? Ha. Tamam mı? Buraya gel diyor da. Geliyorum, geliyorum, bir saniye. Canım mı yandı cidden oradan kendimi bırakınca? Tuhaf. Hala hayattalar. Bakalım ne kadar daha devam edecek bu. Ben niye bu tüfekle ateş ediyorum arkadaş? Tabancamı verir misin? Haklı onları diyorsun da. Hareket et. Gel birader. Kardeş, bir öl be. Şunları indirmem lazım benim. Yani böyle olmaz. Çok saçma oynadım burayı ben. Böyle olmaz. Aceleye gerek yok bence. Seydi bizi aceleye getiriyor. Ve neden keskin nişancı tüfeği kullanıyorsun ki dibindeki adamlara? Çok saçmaydı yani. Yani çok bir şey olmaz buradan düşersem ya. Ve bana tütünlüyorum. Tüttürmem lazım. Şunu ver. Şu şık şık tüfeğimi ver bana. Bak şimdi nasıl hallediyorum. Bak hocam bu bir. Bak hocam bu iki. Bak hocam bu üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Güzel. Sekiz. Dokuz. Ha, bu da 10. Yani basit, ne uğraşıyorsam değil mi 2 saat?
Fazla uğraşıyorum bazen. Kaybol. Ha. Şimdi bu görev biraz sıkıntılıymış, onu fark ettim. Cortez'i vurdum, adam ölünce görev iptal oldu. Yani anlamadım. Tamam ya. Bu ödüller genelde canlı veya ölü değil midir yani, kafalarındaki ödüller? Adamı öldürmek zorunda kaldım çünkü kayıkla açılıp gidiyordu bayağı. Başka şansım yoktu yani. Güzel. Bunu da akladım. Bunu da akladım. Şundan kullanalım bir tane. Dead Eye lazım çünkü bana. İndir şunu. Tamam. Devam, devam, devam. Güzel. Ne, şuradan gelecekler. Bu tamam. Bu da tamam. Kaybol birader. Bu tamam. Ölmedi bu galiba adam. Elimden geleni yapıyorum burada Seydi. Botu vurmamı istiyordu galiba adam. Tamam. Ne yapayım? Onun geri dönmesini sağla diyorsun da nasıl yapacağız onu? O zaman önüne doğru ateş edeyim mi? Buraya gel birader. Güzel. Akıllıca bir şey yapmayı deneme diyor da. Bu nasıl bir tip ya böyle? Daha fazlası geliyor. Oo, güzel vurdu. Kapa çeneni dedi de. Şunu ver. Dead Eye'm kalmadı bu arada. Normal aklamaya çalışacağım o zaman. Ver silahımı bana. Tamam. Tamam. Ne kadar çok sevenin var mı senin ya Cortez? Adamın arkadaşı bitmiyor. Sanırım temizledik herhalde. Gel bakalım Cortez, gitme vakti. Güzeldi. Bunu da hallettim. Senin ata mı bağlayacağım? Bayan Adler. Bu görevler beni ilgilendirmiyor. Sadece yapıyorum yani. Ha? Ne oluyoruz ya? Düz yolda da gidemiyor bu at. Orada çıkıntı varmış, pardon at. Hadi sene. Geleceğin mi Seydi Adler? Tabi tabi, kesin öyledir. Delabos bunu affetmeyecek diyor da. Affetmesinler bakalım. Altını varmış da. Beni öldüreceğini söylüyordun. Ne oldu birden? Eğer beni bırakırsan bunların hepsini unuturum diyor da. Ha,
Yani iyi olduğun bir kısım yok. Yani bu işten kurtulmanı sağlayacak her şeyi söylüyor olabilirsin. Altın, para, her şeyi söyleyebilir. İnanıp inanmamak bize kalmış. Altını varmış. 2000'di oğlum. Her seferinde artıyor mu para? 2000 altın demiş. 2000 dolar demişti. Şimdi 5000 dolar diyor. Tabi tabi. Kaba ceneni. Bayağı bir hata yapmışız. Büyük bir hata. Parayı almanız lazım diyor. Şimdi senin için geleceğiz. Söz veriyorum. Senin için geleceğiz diyor da. Kapa canını. Dövüşmeyi severim. Bekliyorum diyor yani, gelin. Yine geldik buraya. Bu sefer paramızı alıp gidelim ama yeter yani. Ramon Cortez. Gel bakalım buraya. Büyük hata, gerçekten büyük hata. Beni nerede göreceğim birader? Asacaklar seni ya. Öleceksin yani. Al bakalım. How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go, I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Sen Deniz'e gönderdikleri zaman adamı parayı ödeyeceklermiş. Sadece basit bir ele geçirmeydi bu. Eğer öyle diyorsan. Görüşürüz Seydiyallar. Bana yine söylemedin Michael'la ilgili bir bilgi. Öyle olsun bakalım. Ay ay. Bu görevi de tamamladık ama en azından. Bizim çiftlik ne oldu? Bir şey gelmiş oraya ama. Önceden yoktu orada sanki bu. Bizim ev değil değil mi o? Ev değil ya. Çiftliğimiz şey. Ahırımız gelmiş. Yapmışlar. Mission complete dediğine göre. Gidip bakalım. Yavaş gir. Nerede uncle? Dışarıda mı? Tatili nasıl diyor? İyi bir iş çıkarmışsın da. Ahır. Şuraya bakın. İnanamıyorum. Teşekkürler. İkinize de teşekkürler. Sen anca iç zaten birader ya. Young Miss at dancing school has taught the minuet to tread. But we go better when we've brought our four-tack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to sea. When horn and hounds the forest rend, his pack the huntsman cheers. When horn and hounds the forest rend, his pack the huntsman cheers. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Başladık yine. Kafayı bulmaya. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. Come bustle, bustle. Evin içine ettiniz birader ya. Our can is full, let's fight it out, and then our hands to see. Güzel.
Eğlendiyseniz artık gidelim mi? Uncle gitmiş. İyidir ya. Uyuyayım. Nereye gitti Uncle ya? İyi olacak diyor. Olmayacak. Deri yüzücüler mi? Şaka mısın ya? Yaşlı adamdan ne istiyorsunuz ya? Bunun tuzak olduğunu biliyoruz diyor da. E tabii ki de tuzak da. Umarım Uncle'a kötü bir şey yapmamışlardır. Geliyor mu Uncle? Onları unutmuş gibiydik sanki. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onu geri almak dışında. Gardımızı indirdik. Ve olanlar oldu. Kan onlar. Pekala. Uzun ağaçların oraya doğru gitmişler anlaşılan. Bir şeyde kesin olmamız lazım. Çok kötüyse onu kurtarmak olmayacak iş. Eğer çok kötüyse acıyı durdurmak daha iyidir. Onu zaten öldürmüş olabilirler. İşkence etseler belki yaşayabilirsin diyor ama. Ya acısını çok şey yapalım diyor. Gördüğümüzü gördüler mi? Bilmiyorum. Yakında öğreniriz anlaşılan. Tamam. Atları bırakalım. Uncle'a kötü şeyler yapmamışlardır umarım. Eğer kötü şeyler yaptılarsa acısını dindirmek en iyisi olacak diyor Charles. Katılıyorum. Ha, oradalar birileri. Ben olsam intikamını alırdım ama Uncle merak etme. İntikamı alınır yani. Da umarım kötü şeyler yapmamışlardır ya. Her ne kadar umurumda olmasa da yaşlı adama o kadar işkence etmelerine gerek yok yani. Aynen. Ne yapıyoruz? Oo güzel. Yine bu tarz bir görev. Arthur'la da yapmıştık. Yay bizim işimiz efendim. Aa, vuramadım. Duymadın mı lan sizi? Kafanın üzerinden ok geçti. Kafasının üzerinden ok geçti ve duymadı. Charles'ı takip et diyor da Charles'ın yürümeye niyeti yok galiba. Hadi be Charles. Bizi bekliyorlar. Uncle yakında olmalı. Kafanı aşağıda tut. Onu bulacağız diyor da. Bulacağımızdan eminim de. Umarım hayatta buluruz. Ve sağlıklı bir şekilde buluruz. Adam hali hazırda yeterince acı çekiyor zaten. Ney? Kill the patrol or let them pass. Gitmelerine izin verelim. Savaş çıkarmaya gerek yok burada. Çiftlikten gelirlerse buradan gelecekler diyor da. Öyle mi dersiniz? İndiresim var bunları da 3 kişiler yani. Hala hayattaymış. Gittiler diyor. Harekete geçelim. Eğer 3 kişi olmasalardı öldürürdüm bu arada. Ama iki okla ancak iki kişi alırız. Üçüncüsü ses çıkarıp arkadaşlarına haber verebilirdi. O yüzden öldürmemeyi tercih ettim burada. Charles yalnız sen niye yavaş yürüyorsun ya?
Aa, birisini sürüklüyorlar bunlar. Birisini sürüklüyor. Bazı zavallının tekiymiş de. Vagonu takip edelim. Belki bizi kampa götürür diyor. Allah Allah, ama yazık. Ama yapacak bir şey yok. Kurtaramam şu an seni. Hayır, bunu yapmanın başka bir yolu yok muydu ya? Adamı sürüklüyorsunuz öyle. Acı çektirmeyi seviyorlar anlaşılan. Öldü elam herhalde. Tamam, haklıyım mı bunu? Şunu indirmem lazım. Güzel. Daha erken davransaydık keşke. Bir şey gördüm galiba. Ne gördün ya? Kampları bu olması lazım. Dayan yaşlı adam. Şunun üzerine mi çıkayım? Bakıyorum. Şurada biri var ama. Uncle bu. Yakıyorlar herifi. Etrafta görünmüyorlar yalnız. Arkamızdan geldiler ya. Yavrum Charles, bravo. Senin de arkanda ama. Halledersin onu. Tamamdır. Sürpriz sona erdi birader. Çıkın ortaya da kapışalım artık. Hepinizi aklayacağım lan. Deri yüzücülersiniz he. Hadi bakalım kim kimin derisini yüzüyor görelim. Senin ağzının ortasından. Gel lan buraya. Tamam. Gel bakayım. Tamam. Şunu öldürmem lazım ama benim. Güzel. Ölüyordum az kalsın ama neyse. Ama ölmedim. Şundan iç bir tane. Seni buradan çıkarmamız lazım. Ne yapmışlar bu adama ya? Pişiriyorlar herhalde. Bayağı kötü görünüyorsun. Hallettik onları, rahat ol. Tam zamanında gelmişiz. Bayağı kötü görünüyorsun bu arada. Gidelim uncle, gidelim. Çabuk olsanız iyi olur. Nerede bunlar ya? Tepemizdeler de. Öl be. Güzel. Tamam. Hallettim bu işi. Rahat olun. Ben de. Tamam. Tamam. Başka? Çok güzel. Koşarak geliyordu biri bana. Oo, tam gelirken.
Tamam. Öl be. Güzel. Hallettik bunu da. Ya bir merhem sürsek geçer uncle. Biz inleme ya. Daha fazlası geliyor bu arada. Şunu indirmem lazım. Ama o kadar da fazla düşmanı öldüremem ki ya tek başıma. Neredeyin? Ha güzel, tamam. Olur, fark etmez. Şuraya bir sığınayım ben de. Hocam bir silah ver bana. Ok mu? Olur, okla da daha rahat aklarım hatta. Şunları aldım. Hey yavrum be. Süper vurdum. Şunu indirdim. Bunu da indirdim. Fena değil, fena değil. Güzel. Kaybol. Tamam, şunu indirdim. Güzel. Vurdum ama ölmedi. Öl artık ama. Yani bir zahmet birader, öl lütfen. Yaşlı adamı koru diyor da. Güzel, hallettik sanırım. Tamam, artık tüfeğe geçsem iyi olacak. Güzel. Tamam bu. Vur şunu. Güzel. Arkadan mı geliyorlar? He. Güzel. Yanda vardı bir tane. Tamam bu da. Sonuncusu nerede? Kafamı bozma benim birader. Aha, deri yüzücüsünüz ha. Ben de kafa dağıtıcıyım, hadi bakalım. Kelle alıcıyımdır genelde ama bu oyunda kafa dağıtıcıyım. Uncle, yürü hadi uncle. Gitmemiz lazım. Canım kalmadı vallahi. Bilmiyorum daha fazla gelirler mi ama mermi doldurmam lazım. Güzel. Tamam. Kaybol birader. İyi hissetmiyorsun, anladık. Ben olsam ben de hissetmezdim birader. Arkana ve sırtına bakar mısın? Sırtın nasıl diyor da. Yanıklar her zaman iyi iyileşmez, hızlı iyileşmez diyor da. Ama düşündüğümden daha iyi diyor da. Bayağı zayıf. Bizimle kal birader. Düşeyim, bırakın düşeyim diyor da. Dayan be birader. Neredeyse geri geldik. Dayan. Kötü hissediyormuş da. Yaşlı adam. Başarabilirsin. İyi görünüyor bence. Merak etme, sıkıntı yok, hallettik. İyi olacak. Birkaç güne iyi olursun diyor. İyi olacak. Geri gelecekler mi? Belki ama. Was it theirs once? I don't think so.
Onların mıydı buraları zamanda? Sanmıyorum diyor da. Onlar sadece kızgın adamlar diyor. Çıldırmış. Amcanın şarkı söylemesi var. Şarkı işkence yerine. Burada güvende olacağız John. Sen, ailen. Hepiniz güvende olacaksınız. Yani ben olsam çok bulaşmazdım. Ama yılanın başını ezmek lazım. Bu Skinner Brothers'ların liderleri kimse, onları aklamak lazım. Bence. Neyse, hallettik bu görevi de. 50 dakikaya falan yaklaşmışımdır büyük ihtimalle. O yüzden bölümü bitirmek istiyorum. Kaç dakika oldu bir bakacağım. Tahminimce 50-55 dakika falan oldu. O yüzden bölümü bitirmek istiyorum. Şu sinematik geçerse bitireceğim. Umarım çabuk geçer. Çünkü fazla zamanım kalmadı. Amca nasıl amca? Onu göster bize. Ne yapıyoruz şimdi biz burada? Aha. Abigail ve oğlu. Güzel. Kadın seviyormuş gerçekten demek ki. Gelmeye de bilirdi. You doing all right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. Git bak bakalım. Güzel ev ya. Just give him some time. He'll warm up. Isınacaktır diyor da. It's quite a place you got here. Fena yer değil. Deri yüzen elemanlar dışında fena değil yani. Who's my new rival? Oh, that's Rufus. He's Rufus mu? Dumb and angry, so I reminded to see you. That's your idea of a joke, miss? I guess. Come on. Güzel ev ya. Artık Abigail da burada olduğuna göre şu Micah'ın yerini söylersiniz artık bana ha, oyun. Tamam mı? Kayıt alabiliyor muyum? Bir bakayım. Player değil. Story diyelim. Kayıt alabiliyorum. Bölümü burada bitiriyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüm Micah'ı bulmak umuduyla bir sonraki bölüm görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Zaten yarın gelir video, yani her gün bir Red Dead Redemption videosu gelecek. Artık bitirmek istiyorum çünkü de şu Micah'ı bulmak istiyorum. Umarım buluruz. Bakacağız, göreceğiz.